Merhabalar. Tercih zamanında siz kıymetli öğrencilere yol göstermek için birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konum İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Doktor İlyas Çelebi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biraz üniversitenizden bahsedelim. Yeni bir üniversite ama yeni olmanın ayrıcalıkları da var diyebiliriz aslında. Çağ biraz daha uygun daha belki teknolojik altyapıyla ya da daha evet. e, gündemi yakalayan, e, çağın getirilerini evet. yakalayan bir üniversite midir tanıyalım? Evet, tabii. E, üniversitemiz 2010 yılında kurulmuş, 12 yaşında bir, bir üniversite. E, tamamen yeni bir kampüste, ihtiyaçları göz önünde tutularak e, oluşturulmuş bir kampüs. Dolayısıyla, Aslında farklı bir kampüs yapısı da var bu arada. Tabii. Yani e, mimari itibariyle de e, klasikle e, böyle modernin karışımı, biraz Selçuklu mimarisiyle modern mimarinin karışımı bir e, yapısı var. Yatay bir mimari, e, e, yeşil alanı olabildiğince geniş e, tutulmuş ve gerçekten yani Türkiye'de belki üniversite kampüsleri için örnek gösterilecek koş bir mekan ve her gelip gören bu olumlu tepki veriyor ve biz de bundan tabii mutlu oluyoruz özellikle hocam şey yurt kısmı mıydı yanlış hatırlıyorsam düzeltin ee, şey konteyner ko konsepti evet. vardı değil mi değişik evet. bir konsept şimdi üniversitemizde tabii bir kız öğrenci yurdumuz var o, o Tamamen böyle modern bir bina üzerine bina edilmiş. öğrenci Erkek öğrencilerimiz için yurdumuz ise bizzat kampüs içinde böyle yurt dışından, Hollanda'dan örnek alınarak yapılmış, oradaki üniversitelerde de şey yapılan bir konteyner yurt diyebileceğimiz tarzda üç katlı konteyner binalar var ve içinde öğrencilerin okuma salonları efendim diğer yatma barınma efendim sosyal alanları hepsinin düşünülerek düzenlendiği ve öğrencilerimizin de çok mutlu olduğu öyle bir ...şey var, düzenleme var ve Türkiye'de belki de başka bir üniversitede o tarz bir sistem ve düzenleme yok. İşte yeni üniversitenin ayrıcalıkları da bu şekilde oluyor. Peki evet. biraz fakültelerden bahsedelim. Hangi programlar evet. var? Şimdi e, e, üniversitemiz Hani yeni kurulduğu için bunun bazı e, avantajları var. E, nedir? Birincisi genç bir öğretim kadrosu var. Yani o, o çok önemli bir unsur. Heyecanlı, işte mesleğinde kendini göstermek isteyen kişilerden, öğretim üyelerinden oluşan bir kadro. Şu anda beş tane fakültemiz aktif vaziyette. Aslında kuruluşunda yedi tane fakülte var beşi bizzat öğrenci alıyor. Bunlar eğitim fakültesi, edebiyat fakültesi, hukuk fakültesi, İlahiyat fakültesi ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi olmak üzere 5 fakültemiz. Ve bu 5 fakültede de 22 bölüm öğrenci alıyor aktif vaziyette. Bunların üç tanesi mezun veriyor. Daha önceki yıllarda mezun verdi. İki tanesi iki fakültemizin öğrenciler ise önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecekler. Çok aktif bir yabancı diller yüksek okulumuz var. Hangi diller mevcut? Yabancı diller yüksek okulunda. İngilizce, Arapça, Türkçe öğretimi e, veriliyor. E, biz bu üç dilde de yani Türkiye'de e, iddialıyız diyebilirim. E, e, Türkiye'de ilk defa belki e, Arapçanın hem e, böyle pratik olarak hem e, teorik olarak hem e, efendim e, e, yazı dili konuşma dili olarak e, yani bir e, e, Arap ülkesinde verilebilecek düzeyde bir öğretimi başarmış bir şey e, okuldur yaban diler uykulu yabancı öğrenciler de var mı e, Tabii. üniversitemizde e, 60'a yakın ülkede aşağı yukarı 250'ye yakın yabancı öğrencimiz var. Ve bir tür böyle Birleşmiş Milletler gibi sınıflarda Amerika'dan tutun da diyelim Çin'e kadar, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Almanya'ya, Fransa'ya yani Afrika ülkelerinden keza yani dünyanın her tarafından öğrencimiz var. Ve bu da tabi hem sınıflara bir canlılık getiriyor. Hem de bu yabancı dil konusunda da bir şey katıyor. Yani koridorda Pratiklik her türlü, dilin tabii. konuşulduğu bir yapının olduğunu görüyorsunuz. Yani. Tabii şimdi hani e, çok kültürlü bir ortamda okumak hem hani yabancı dil açısından tabii ki tabii, çok şey katar. Tabii. Hem de bir kültür alışverişi. Yani onlar bizim kültürümüzü tanıyor. biz farklı kültürleri tanıyoruz. Biz birer kültürelçisi oluyoruz. Onlar kendi ülkelerinde e, Türk kültürünü dağıtıyorlar. Onlar birer kültürelçi evet. niteliği taşıyorlar aslında. Ve farklı e, görüşler, yazılar, icatlar ortaya çıkabiliyor. Daha zengin bir Vizyona ulaşıyor öğrenciler aslında. zaman zaman öğrenci kulüpleri de var bu öğrencilerimiz bunlar mesela böyle farklı ülkelerin yemek kültürlerinin tanıtıldığı organizasyonlar yapıyorlar bakıyorsunuz bir hafta böyle Afrika'dan Asya'dan Avrupa'dan değişik ülkelerden o öğrenciler kendi ülkelerindeki yemek kültürlerini sergiliyorlar veya böyle giyim kuşam gibi kültürlerini sergiliyorlar. Daha başka böyle kültürel şeyler de yaptıklarını görüyoruz öğrencilerin. Yani çeşitli etkinlikleri birbirleriyle paylaşıyorlar. Şuna da değinmek istiyorum. Hani öğrencilerin tamam burada okuyabiliyor olması çok kültürlü bir ortamda okumak tabii ki çok önemli ama Türk öğrencileri yurt dışında değişim programlarıyla okuyabiliyor mu? Ne gibi işbirliklerimiz var? Tabii. Yani bir defa her üniversite gibi Erasmus değişim programlarımız birçok e, Avrupa'daki üniversitelerle böyle anlaşmalarımız var, programlarımız var. Dolayısıyla bu öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği onun üzerinden yürüyor. E, yani bilhassa e, e, Almanya'dan efendim e, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan e, ülkemize gelip üniversitemizde Erasmus programında eğitim gören, bizden de buna karşılık o yabancı öğrencilerimiz bilhassa böyle belli dönemlerle yurt dışında gidip eğitim almak istiyorlar. Bu var. Bunun yanında özellikle Türkiye Cumhuriyetlerle birebir yaptığımız, üniversitelerle yaptığımız böyle anlaşmalar var, değişim anlaşmaları var ve oradan hem öğrenci, zaman zaman böyle post doktora ve araştırma yapmak üzere öğretim elemanları da geliyorlar üniversitemize. Misafirimiz oluyorlar. Bizden de bir mukabele onlara gidenler oluyor. O tarz. Bir de biz hazırlık sınıfından sonra e, e, Arapça hazırlık e, sınıfını bitiren ilahiyat fakültesi öğrencilerine ve diğer bölümlerden Arapça hazırlık okuyanlardan böyle dereceye giren öğrencilere Ürdün'de anlaşmalı olduğumuz üniversiteler var. Oraya yaz tatilinde gönderiyoruz ve e, yani orada 3 aya yakın bir süre eğitim mi alıyor yoksa sadece hani bu ortamda bilim eğitim alıyor orada orada üniversite onlara özel bir program düzenliyor hem o programla eğitim alıyorlar hem de o ülkenin kültürünü ne bileyim sanatını edebiyatını sinemasını bunların hepsini de tanıma imkanı buluyorlar. Üniversite ve Üniversite bünyenizde araştırma merkezleri de var diye biliyorum. Tabii. Özel evet. çalışmalarda var mı yine bu bağlamda kültürel ya da evet. e, dil olarak sorayım. Evet. Üniversite bünyemizde e, e, Kur'an araştırmaları merkezi, psikoloji araştırmaları merkezi, ekonomik araştırmalar e, e, merkezi, yine Türkçe öğretim merkezi, Arapça öğretim merkezi gibi böyle e, araştırma merkezleri, 6 tane farklı alanlarda çalışmalar yapan araştırma merkezlerimiz var. Ve bunlar e, TÜBİTAK'a olsun, daha başka böyle e, ulusal ajansa, uluslararası e, ajansa e, projeler sunup, oralarda projeler almak suretiyle aslında çok, çok güzel etkinlikler, faaliyetler yürütüyorlar ve ee, şimdi şunu da sormak istiyorum. Özellikle altını çizmek istiyorum. Ee, kitap okumak tabii ki hani şu anda böyle biraz daha hani e, online'a kaydı ama hani e-kitap olarak evet. sizin bir başarınız var. Kişi başına düşen e, kitap olarak da e, yine ayrıca bir YÖK'ten başarınız var diye biliyorum. İsterseniz evet. bunun da altını çizelim. Şimdi yani bizim tabii e, özellikle ee, okuma konusunda yani üniversitemizin özel bir vizyonu var diyelim. Ee, niye? Biz diyoruz ki her şeyde sınırlama olabilir ama öğrencinin ihtiyacı olduğu döküman malzeme, kitap bunları almada sınırlama yok. Bu nedenle de üniversitemiz daha kampüsü yaparken e, Kütüphane e, alan binasını özel olarak e, planlıyor. 10 bin metrekarelik kapalı alanı olan bir kütüphane planlanmış ki bu e, tam kapasite e, olarak e, şey yapıldığı zaman doldurulduğu zaman 1 milyonun üzerinde kitabı e, istihabı olan kapasitesi olan bir kütüphane. Yani şu anda da Türkiye'deki bütün üniversitelerde e, öğrenci başına düşen kitap sayısı en yüksek olan e, üniversiteyiz. ve e, e, Bütün kütfane, üniversiteler içinde mi yoksa vakıf üniversiteleri içinde mi? E, şimdi istatistikler vakıf diye şey yapıyor ama biz diğer üniversitelerde yani biliyoruz. Türkiye'de... E, e, şeyi kütüphane alanı bizim üniversitemiz kadar geniş olan bir üniversite yok. İkincisi bizim üniversitemizin bir yani Diyanet Vakfı'nın yan kuruluşu olan İSAM malumunuz var. ayrıca İSAM'la da biz kitap e, tedavülü konusunda anlaşmalı bir e, Kurumuz. Dolayısıyla e, öğretim elemanlarımızın, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu her kitabı kütüphane görevlilerimiz anında, bizde yok ve İSAM'da varsa oradan e, getiriyorlar. E, öğrencilerimiz istifade ediyor, sonra kitaplar iade e, ediliyor. Dolayısıyla yani... Öğrencimize sunduğumuz imkan bakımından, kütüphane imkanı bakımından yani diyebilirim ki Türkiye'deki bütün üniversitelerde en geniş imkana sahip olan bir üniversiteyiz. Peki çok teşekkürler geldiğiniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tercih zamanı burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.